Herkese selamlar. Bol bol Türk modlu serimizin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Umarım iyisinizdir. Bizim de artık yavaş yavaş Temmuz ayı geldi. Biçim vaktimiz geldi. Özellikle şöyle bir bakalım. Buğdaylarımız ve arpalarımız çıktı. Onları ufak ufak biçeceğiz. Zaten halihazırda geçen bölümde, önceki bölümde Ocak ayında diğer ürünlerin hepsini satmıştık. O ürünlerden sonra bir para elimize geçti ama Ocak'tan Temmuz'a kadar bir şeyimiz olduğu için, borcumuz olduğu için biraz para silindi. Açıkçası tam olarak da ne kadar borcum olduğunu hatırlamıyorum. Şöyle bir bakalım. 5-400 milyon olduğu için çok fazla gibi gözüküyor ama kapanacak bir şey. Sevindirici haber, tavuklar çoğaldı. Çok full şu an tavuklar ve elimizde bayağı bir 3 tek palet 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14'te 14 palet yumurta var. Gayet iyi. Şeylere de bakalım bir, öbür hayvanlarımıza da bakalım bir. Şu an şeylerimiz de doldu. Koyun ahırımız da doldu. 5 tane daha hayvan şey yapacak. Onlar da ufak tefek bir yapağı üretimi yaptılar. Grain millimiz her zamanki gibi kapalı çünkü ürünlerimizin hepsini yedik. Şimdi ekstradan bir 4 palete yakın bir ürün çıkarttı bizim koyunlarımız. Şu an hala hazırda zaten çimleri mevcut. Biz bir önceki bölümümüzde dediğim gibi şu 122 numaralı tarlamıza, yani kaç dönüm burası? Şöyle bir daha yapalım. 13 dönümlük tarlamıza çim ekeceğiz. Çimle uğraşacağız direkt. Şimdi bir başlayalım, bir makinamıza bir start verelim. Bayağıdır çalıştırmıyoruz bunu da. Gayet iyidir umarım. Keyfi yerindedir. Şimdi çıkartmak birazcık sıkıntı olacak. Bunu battı diye mi gösteriyor? Çakmadan etmeden. Tamam. Çok güzel. Alınacak alet edevatlarımız var. Bu pazartesi yayınlanan şu an şu videoyu büyük ihtimal cuma günü görüyorsunuz. Pazartesi yayınlanan videomuzda artık her şeyi gerçekçi haliyle alacağız. O yüzden daha gerçekçi olacağız ve o yüzden gerçek ekim biçim gibi yapacağım. Şimdi biçmeye başlayacağız. Ekstradan biz buraya diskli tırmık ve pulluk kullanacağız. Patlatmamız falan filan elimizde hali hazırda var ama hepsini yavaş yavaş anlatacağım size. Umarım siz de iyisinizdir. Herhangi bir probleminiz falan filan yoktur. Hayat güzel devam ediyordur. Sizin adınıza Bismillah diyerek çiftçi bayramını başlatalım efendim. Umarım verimler güzel gelir. Şimdi öyle değil, bunu direkt normal balya yap. Kanola biçtiğimiz için şey oldu. Hadi bakalım. Otomatiğe bıraktım. Bu kendi kendine şey yapsın. Tümosan'ın şeyi güzel. Tümosan'la tınazımızı Tümosan'ımıza takalım. Çünkü çeki demiri yukarıda. O yüzden de şey olmayacaktır. TD110D'de şu an hali hazırda balyalamada. Biz zaten ilk başta mecburen balyaya yapacağız. Balya yaptıktan sonra işlerimize devam ettirmek zorundayız. Koyunlarımızı da büyüttük. Artık yavaş yavaş ya tarla alacağız ya da büyükbaşa doğru gitmemiz gerekiyor. Onun da bir çetelesini tutacağız hep beraber. Video uzunluğumuz bildiğiniz üzere 20-25 dakika arası olacak. O yüzden multi bir şey olacak. Yani her şey olacak. Kayıyor mu yine? Yo, iki dingil de aşağıda. Kusura bakmayın, biraz başımı ağrıtıyor bu kulaklık. O yüzden çok takmamaya çalışıyorum. Baş ağrısı olunca bende de beynim içeride küçük alanı var. Çok büyük alan olduğu için çarpıyor oraya buraya. Tamam. Şimdi 3105DL'de direkt Massey Ferguson 1840, yani balya makinamızı çekelim altımıza. Onunla da direkt balya yaparız. Hiç TD110'dan şeyi sökmeyiz. Makineyi, arkasındaki dorseyi sökmeyiz. Bu sayede de şeyimiz olur. Çelmak vardı lan. Ben çelmağı unuttum. Çelmağı da götürelim. O şeye takalım. Bulunsun o da. Zaten hali hazırda içinde 320 kiloluk bir balya varmış. Şu balya makinamızı bir sıfırlayalım. Reset. Alt R. Yo. Ha, bu onun şeyi. Balya makinesinin şeyini nasıl sıfırlarız acaba? Sayıcı CTRL alt Y. Kapatırız lan biz CTRL alt CTRL alt Y. Tamam. Ne kadar balyamız çıkacağını da merak ediyorum. Çünkü nereden baksanız güzel bir alanımız var. Kanolamız tek tarlamızda olduğu için, bir de yulaftan da bildiğim kadarıyla şey çıkmıyor. Saman çıkmıyor. Tabii onu da göreceğiz. Hepsine bakacağız ya Allah'ın izniyle, yavaş yavaş. Bu çapakları ilk başta aldırsaydık iyiydi aslında, yastıklama yapıp. Bakalım bakalım şuna bir. Ne kadar? Verim iyi gibi duruyor. 3
tur, üçüncü turuna daha yeni başladı. %60 dolmuş. Bitene kadar bir %80'i tamamlasa, şöyle birazcık yukarı alayım kafanın üstünde görmeyi. %80'i falan tamamlasa iyi, güzel verim alacağız. Bunlar zaten bizim 100, şimdi buğdaylarımız 1 2 3 tane tarlamızda buğday var. Bu iki tanesinde de arpa var. Bunlar olduğu gibi şeye gidecek zaten. Tavuklara gidecek gibi duruyor. Ya da arpayı sadece tavuklara vereceğim. Bakacağız. Onun işini bir düşüneceğiz. Çünkü şey manası önemli. Üreti tavuklar çok önemli olacak. İlerleyen dönemde de şunu mu? Şimdi benim elimde güzel modlar var. Bunlardan bir tanesi şey modu. 5000 tavukluk bir mod var. 5000 tavuk kapasiteli bir mod var. O bayağı iyi. Ama onunla almak da problem değil. Onu doyurmak problem. Çünkü tavuk, 5000 tane tavuk acayip bir buğday veya şey istiyor. O yüzden onun için ya çok sağlam bir buğday üretimimiz olmalı. Arpa şeyi kapalı mı? Ha. Çok sağlam bir buğday üretimimiz olmalı. O yüzden düşünüyorum ben sadece. Yani hali hazırda tamam, tavukları şeyle takviye ederiz. Yani çuvalla takviye ederiz ama işte onun arasını iyi tutturmak lazım. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi iyi tutturmak lazım. Çünkü sıkıntı yaşarız onunla alakalı da. Şu an hali hazırda şeyimiz de var. Traktörlerimiz iyi. Aslına bakarsanız 3105D'yi satmaya niyetliydim. Ama bir tur daha kullanacağız gibi duruyor onu. Çünkü 3105D de kuvvetli bir 105 beygir, kuvvetli bir traktör. Çok traktör olunca elimizde para akışı, yani hepsini aktif kullanamıyoruz zaten. Şu an elimizde 145'lik bir tane Massey 5S var. Ufak işlerimizi halletmek için 80-95 var. Benim 7610 var. Bunlar zaten elimizde mevcut. Aslında yani fazladan bir traktörümüz şu an var ama sadece hangisini satacağım konusunda çok bir fikrim yok. Eğer bu videoda satmazsam siz de bana mutlaka yorumlarda belirtin hangi traktör gitsin diye. Sadece 7610 benim favorim, onu yollamayı düşünmüyorum şimdiden, hepinize söyleyeyim. Diğer serimizde şey yapıyoruz, hızlı geçme muhabbeti yapıyoruz. Yani bazı şeyleri hızlıdan hızlıya geçiyoruz ki kafa ütülemesin. Bunda da bir tur deneyeceğim, sizin kafanızı ütülememek adına. Şimdi biçimi yaparken ben geçeceğim biçerdöverin başına ve şey yapacağız. Hiç kafa ütüleme bir muhabbeti olmayacak. Bu sizin daha çok hoşunuza giderse bunları mutlaka bana yorumda belirtin efendim. Bir de TD110'de çalışıyor mu diye bakayım. Onu sanki aktif. Bak, boşu boşuna mazot yaktırmayalım ona. Şimdi ben yavaş yavaş arkadaşın tepesine geçeyim. Siz de hızlandırılmış bir şekilde videoyu izleyin efendim. İyi seyirler. Şimdi ne kadar, bakalım ne kadar şey çıktığını göreceğiz beraber. Şeylerin videolarının sonlarına doğru, hani hızlandırmanın sonuna doğru otomatiğe alıyorum. Bunun sebebi hani kamerayı açayım vesaire diye kısa yol ekleme kolaylığını kendim de düşünmüyorum. Her seferinde aynı şey oluyor. Şimdi giderken bakalım kaç, bir kere damper boşalttık gördünüz zaten. Bakalım kaç dönümden ne kadar aldık. Burası 14 dönüm bir buğday. Tabi tamamıyla gübresini vesaire hepsini yaptık. O yüzden iyi bir verim gelecektir ve geldi de zaten. Ekstradan da biz bir dahaki şeyde, ekiminde, biçiminde zaten kirecini de atacağız, saracağız da. Hepsi tamı tamına olacak. Hatta şöyle açık değilse bile açalım ki kireç gerekli, tarla taşına gerek yok. Ekin tahribatı tamam kalsın, sarılması zaten gerekecek otomatikman. Şöyle bir bakalım olmuş mu olmamış mı diye. Aynen, ilk başta sarılması gerekiyor, kireç gerekmiyor. Tamam, ektikten sonra da basmak için sararız, onlardan yana bir problem yok. Şimdi burada şunu bir stop edelim. 15 ton içeride var. 8 daha eklerseniz 23 tona yakın, 23,5 tona yakın bir verim elde ettik. Hemen şunu
Götürmeden önce şunu çiziye sokalım ki vakit kaybetmeyelim. Biz de bir yandan zaten şeye başlayacağız. Balyalamaya başlayacağız hemen. Samanları iyi para ediyor. Saman yapmayı ilerleyen dönemde şey makineyi büyütürsek böyle 200 beygirlik bir makine alırsak tabii ki de şey yapacağız. Büyük saman balyası tipine geçeceğiz. Çünkü hem çizileri küçük bu biçerden ötürü hem de sürekli balya çıkıyor, fıt fıt balya çıkıyor. Bu da uzun hikaye oluyor bizim için. Şimdi zaten halihazırda bu ekim parasını alacağımız birkaç parça alet var. Bunların içinde bir diskli tırmık almamız gerekiyor. Ekstradan da sarıcı almamız gerekiyor. Yani merdane almamız gerekiyor. Birazcık parayı harcayacağız. Bu para tamamıyla ona gidecek. Şimdi ben bu çiziyi bırakırken boşaltmada da size neleri alacağımı göstereceğim. Bazıları mod, bazıları yabancı modlar. Hani Türk modları bu konuda çok yok. Ufak tefek modlar da indirdim. Hani ufak traktörler için modlar da indirdim. Onu da görürsünüz. İsteyeniz olsa mod hub'da var zaten. O modlarda dilediğinizce ulaşabilirsiniz. Zaten isimleri yazıyor. Olmadı istek olursa da ben Discord'a atarım o modları bulup. Sizin için de daha iyi olur. Dediğim gibi bazı videoların bazılarında çok yavaş konuşup bazen esli konuşuyorum. Bu konuşma tarzım genelde benim öyle değil. Ama bunu işitme engelli kardeşlerimiz olur. Hani az izleniyoruz, uz izleniyoruz ama sonuçta bunlar bir şey farkındalık. Ve o yüzden bu sayede de YouTube çeviri daha iyi oluyor. İzleyen neden olur onlar için. Ayrıcalıklı olsun istediğimden ötürü esli konuşuyorum. Bunu gidip bir boşlayalım. Gidip de bu ekstradan da şeylere bakacağız beraber. Şu fark etmişsinizdir artık shorts videolarımız iki tane geliyor. Bu demek oluyor ki şeylerinizi, bildirimlerinizi aktif edebilirsiniz. Artık eskisi gibi kanal shorts sıçmayacak, affedersiniz. Shorts basmayacak çok. İki tane günde gayet kallavi. Biri oyun içinden olacak, biri de short serimizden olacak. Short serimizde artık böyle doldursun diye yaptım. Yani temizlemedir, odur budur işleri koymayacağım. Instagram adresimiz de bu kanalım ve kendimin Instagram adresi de Recep Sercan Sezer 39 olarak bulabilirsiniz. 39 40'lar 50 plaka o oyun videoları olan 59'lu benim kendim olan bir de Sercan Sezer Off var. Onda da müzik paylaşıyorum. Dileyen bakabilir keyfine göre. Kimse için şey demiyorum. Bir takip edin odur budur demiyorum. Destek vermek isteyen destek versin. Discord için de söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ondan önce ilk söylediğimi yapacağım. Şimdi sarıcılara bakalım. Bu sarıcı birazcık daha Türk işi merdane. Eberhard. Gayet 3 metre bildiğimiz merdane bu hepimizin kullandığı merdane bu. Gütler. Gütler marka pistonlu bir merdane 6 metre ve 80 beygirlik bir traktör kaldırabiliyormuş bunu. Zor gerçekte ama neden olmasın ki? Dedim ve indirdim. Şimdi bu 80-95'i götürelim oraya. Biçer'in yanında dursun. Biz de 3105'i alıp hemen Tokyo Drift'e bağladık. 3105'i alıp hızlı hızlı balyaya geçeceğiz. Sizi de çok aman aman bir vakit öldürmeyelim. Videolarımız zaten halihazırda bu skalada devam edecek. 20-25 dakika. O yüzden şey olacak. Bir sonraki videoda zaten şu olur. Buğdayı biçmiş oluruz. Neler yaptığımız, neler ettiğimizi görürsünüz zaten. Böyle olsun istiyorum. Birazcık daha erişilebilir, doğru düzgün bir video olması için. Yani ben çekip koyuyordum daha uzun videolar ama bunların tabii ortalama izlenme süreleri falan filan sıkıntıda olduğu için bu tekniği deniyorum. Sizi de hem fazla yormuyorum hem de daha çok iş çıkartıyorum bununla. Balyalama vesaire onları konusunda da zaten offline'da çok 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 fazla iş yapacağız. Ben üstün körü gösteriyorum size bunları açıkçası. Şundan tabela çok önemli değil. Ben diktiydim onu oraya. Şimdi tankı da doldurmuş. Şurayı şu çiziyi bitirip hemen tankı boşaltacağız oradan. Verimler çok iyi. İyi para çıkacak bu sefer. Zaten halihazırda seralarımız ve tavuklarımız çok iyi verim verecek. Bir de koyunlar eklendi buna. Artık ufak ufak bu serimizde para sayma evremiz daha da yükselecek. İki çiziden
yaklaşık 20 balya falan yaptığını varsayıyorum. 20 balya, aynen. 20 balya bastı. İyi, güzel bir verim. Bu bizim için önemli bunlar tabii ki. Daha içinde yoktu. Daha 3 çize attı. 6400 kilo doldurdu. Bunun için de çok iyi. Bu sezon şeyde güleceğiz ya. Buğdaydan güldürecek bizi oyun. Bu çapakları dediğim gibi zaten alacağım. Onlardan yana bir problemimiz olmasın. Şöyle bırakalım. Çelma'da biliyorum, hatırlıyorum Çelma'nın orada olduğunu ama şu aklıma geldi. Şimdi Çelma biz bu Tınaz'ın arkasında çeki demiri var ama çok aktif kullanılmıyor maalesef. Çok kullanışlı değil. Çelma öne taksak, Tınaz'ı arkaya taksak bu sefer Tınaz'ın arka dingili havada kalıyor. Bu sayede de traktör durmuyor. Dolu olduğunda da bu çok sıkıntı oluyor. Oraya buraya çarpıyoruz. O yüzden Çelma birazcık kullanma konusunda birazcık endişeliyim. Sırf Tınaz için. Tınaz 15 ton aldığından ötürü daha şey efektif, daha bizim için işlevsel oluyor. O yüzden Tınaz'da kalacağız büyük ihtimal. Şunu şöyle tarlanın kenarına doğru bırakalım. Geçelim 3105D'mize. Sonraki bölüm büyük ihtimal şey olur. Artık buğdayı biçeriz ve şeyleri buğdayı bitiririz. Sonra arpaya geçeriz. Bu biçerimiz bir yandan arpada çalışır. Arpayı boşaltırız. Balya makinemiz bunda kalır. Aklıma gelmedi. 7610'a büyük ihtimal pulluk takarım diye düşünüyorum. Öbür traktörümüze de 145D'ye D145D. Kafam o kadar bölündü ki 5S145'e de patlatmayı takarız ve yavaş yavaş bütün işlerimizi halletmeye çalışırız olabildiğince, yapabildiğimiz kadar. Çünkü çok fazla traktör olması bir yandan iyi, bir yandan da çok iş birikiyor bu sayede. Tek traktörle yapsak bu sefer sizin canınız sıkılacak. O yüzden çok traktör kalması da bir yandan iyi. Sizin sıkılmamanız açısından bazen şey olabilir. Abi bu kadar traktör niye alıyorsun? Para yok diye bağırıyorum. Bir de traktör, bir araba traktörüm var diye. Haklısınız ama işte bu da sizin sıkılmamanız adına. Çünkü çok genelde birazcık daha ufak kitleye hitap ettiğimiz için onlar da çabuk sıkılıyor ve çıkıyor. Bu da benim video için sıkıntılı bir etken yaratıyor. O yüzden de ben çok şey yapmamaya çalışıyorum. Videoları artık uzatmamaya çalışıyorum. Bir yandan da şeyi kesiyorum. Video uzunluğunu kesiyorum. Ne yapıp ne edeceğimiz konusunda. Dediğim gibi artık pazartesi, çarşamba, cuma ve cuma ve pazar günleri videolarımız gelecek. İki tane farklı serimiz olacak. Eski sistemde global serisi, yani gördüğünüz güncel traktör videoları ve günaydın serisi bitti. Bu saatten sonra onlar yok. Maalesef ki yok. Gönül isterdi bu hızla devam etmek ama olmadı. Sağlık olsun. Allah'ın bir bildiği vardır. O yüzden onları kapatıp birazcık daha uzun videoya öncelik vermeye çalışacağım. Çünkü bu daha çok seviliyor. Önemli olan tabii bunların izlenmesi. Beğeni atıp abone olanlar, abone olmayanlar abone olursa ve yorumlara da en azından bir şeyler yazabilirsek kanalın önemli ölçüde hızını arttıracağız. Ben daha çok zaten Instagram üzerinden yoğunlaşacağım gibi duruyor. Çünkü Instagram, bu uzun videolar Instagram'a gelmeyecek tabii ki de. Instagram daha bir tutarlı olacağına inanıyorum. Için. Bir de Instagram'da çok fazla Türk çiftçisi var. Yabancı çiftçiler de var. O yüzden orada daha çok tutarlı olacağına eminim. Türk traktörleri dışında, yani bu gördüğünüz traktörler dışında da orada da kendim offline olarak yaptığım büyük traktörlerle oynadığım oyunları da çekmeye çalışıp bir şeyler becermeye çalışacağız. Bakalım nasıl gidecek, nasıl gitmeyecek göreceğiz. Bayağı bir balya çıktı. Bu balyayı sarıp videoyu bitireceğim bu arada. Ki ne yaptığımızı, ne ettiğimizi tam olarak görelim. Bu sayede siz de adam akıllı hakim olun. Bazı yorumlar alıyorum işte direksiyonsuz da keyifli olmaz falan filan diye. Hala kokpitimiz yapım aşamasında. Profillerini yeni aldım. Yani demirlerini, bir hafta oldu tabi. Ustam hem kendi işlerini hem de onun işlerini yapmaya çalışıyor.
şeyleri son işlemleri şöyle söyleyeyim. Direksiyon şey oturdu. Artık koltuğumuz oturttuk. Profilin genel profili çıkarttık. Masamıza bağlantılarımızı yapacağız. Pedalın işlemini uğraşıyoruz. Pedal ne kadar dik dursun ve vites ve joystick konusunda onunla alakalı bir çalışmamız var. Benim ekstradan da bir tane daha ekran almam lazım. Çünkü şu an benim oynadığım ekran, yani görüntüyü gördüğüm ekran televizyon ve bu şeye takılacak, kokpite takılacak. Benim bir tane de yan ekranım var ama o yan ekran iyi bir ekran olmadığı için benim daha iyi bir 144 Hz bir ekran almam gerekiyor. Onun da yakın zamanda gidip alacağım ama müsait bir vaktimi bekliyorum açıkçası. Çünkü hem parasal manada müsait bir vakit hem de zaman olarak müsait bir vakiti bekliyorum. Çünkü spor vesaire bugün müsait olduğum için yaptım. Sporum da olduğundan ötürü ve çalışma şeyim de çok tempom da yüksek. Biliyorsunuz 100 kere söylemeye gerek yok. Ondan dolayı elimden geldiğince her şeye yetişmeye çalışıyorum. Her şeye koşturmaya çalışıyorum. Zaten yavaş yavaş da şeyimiz bitti. Hop, bir daha doldu. Şunu bir boşlayalım. Dolduralım. Bayağı güzel verimler alıyoruz ya. İyi iyi. Bunlar güzel. Bir de o çapaklar var. Çapaklar da çıkacak. Nereden öyle bir çapak bırakıyor ki? Zaten orada 2 ton yatıyor şu an. Şu şeyi de bir kere daha deneyeceğim. Tınazı bir çelme takmayı bir daha deneyeceğim. Ama olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Traktör büyüteyim mi büyütmeyeyim mi konusunda da siz de bir şeyler söyleyin mutlaka. Hani hangi traktör satılsın ve hangi traktörden alalım. Onları da söyleyin. Aslında ben bu hiçbir serimde klas çok kullanmadım. Klas alınabilir. Doys alınabilir. İşte vesaire. Tamam Massey'ler falan filan seviliyor. 5S'ler falan filan ama mantıklı ölçüde lütfen. Şey diyeyim bana gidip 1050 al demeyin yani Fendt 1050. Ne yapacağım 500 beygir traktörü 300 şeylik 300 dönüm bile yok nereden baksan. O yüzden onu almak biraz mantıksız olur. Bana mantıklı şey söyleyin yani bir 150 beygirlik bir traktör falan olabilir. 150, 145'liğimiz var. Yani en fazla 200 beygire yakın bir traktör söylerseniz çok daha mutlu olurum. Çünkü mantıklı ölçüde olur. Yani birazcık şey gerçeğe yakın oynamaya çalışıyorum. Yani siz de bir anda işte 80-95'ten Fendt 1050 varıyor geçmiyorsunuz. Tabii görülmesini istersiniz ama bunlar role play. Ve ben o mantıkta oynuyorum. Tutulsaydı eğer shorts videoları tutulurdu. Onda bir araba bir şey var. Farklı farklı traktörlerimiz var. Onların da şeyini oradan da gidip bakabilirsiniz keyfinize göre. Şimdi artık yavaş yavaş bitti. Ve 120 130 128 falan 129 tane falan edecek büyük ihtimal balya. İyi, güzel bir balya verimi burası içinde. Aa bir de bu paçapaklar var. Güzel güzel. Bir bakalım bunları da bir alalım da hemen hızlıdan. Orası bundan bir tık daha büyük. Hem genişlik bakımından hem de uzunluk bakımından onun kenarlarını da aldık. Aynı duruyor. Hatta aynı uzunluğu. Öncekine göre daha kısaydı. Bir kenar çapraklarını aldık ve şey yaptık. Onun ağaçlarını kestik. Kenarlarında ağaçlar vardı hatırlayanlarınız için. Onları kestik ve alanı daha büyüttük. Şimdi bakalım kaç etti. Şöyle. Tamam. Sal aşağı. 135 tane valya. 14 dönümden. Çok iyi. 15 dönümden. 135 balya ve 23 ton buğday. Muazzam. Bir sonraki bölümde de artık şunları yapacağız. Ben buğdayları biçerim. Buradakileri balyalarım. Alabildiğim kadarını alırım. Onları toparlarım. Sonra artık şey yapacağız. 145S'i yani 5S 145 ile patlatmayla direkt gelip buraya patlatma çekmeye başlarız. Bir sonraki bölümde diskli tırımı kalırız. Bir tane hatta şöyle göstereyim. Onu gösterdim mi hatırlamıyorum. Kubota'nın diskli tırmıkları var. Olmadı bunları kaldıramaz bizim makinalar. Kubota Equipment Pack diye ararsanız bulursunuz. 3 metrelik güzel bir şey. Öbür serimizde de kullanmaya başladık zaten onu. Onunla diskli tırmıkla potinger çekeriz.
bir güzel ve sonra tarlamız helva gibi olur. Ondan sonra da kireç atar. Artık ekime tekrar başlarız. Şimdilik bu kadar. Sarmayı da ekimden sonra yaparım büyük ihtimal. Onu da söyleyeyim. Şimdi bitiriyorum hakikaten. Umarım siz hayatınız sevdiklerinizle, ailenizle musmutlu, sağlıklı, huzurlu geçer. Videoya buraya kadar izleyenler için videoyu beğenip abone olan olursanız sevinirim. Bir sonraki video pazartesi günü olacak. Orada görüşmek üzere. Şimdiden bu serinin bir sonraki videosu pazartesi günü. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.